Trabzonspor taraftarının Abdullah Avcı'ya yönelik büyük bir desteği var Serkan Kulmaz. E, hoca da bunlara e, karşılık verdi ve Perşembe günü hocanın taraftar grubuyla da hatta gruplarıyla diyeyim bir araya gelmesi bekleniyor. Trabzonspor 1967'de kurulmuş bir kulüp ve tarihinin en önemli şampiyonluklarından birini Abdullah Avcı ile yakaladı ve rahat yakaladı. Bakmayın siz sona doğru böyle zorlandı gibi oldu ama arayı öyle bir açtı ki hani arayı açıp üstüne de Hani eğlene eğlene sezonu bitirdi Trabzonspor. Abdullah Avcı çok özel bir teknik adam olarak çok özel bir kimyayla Trabzonspor'a tarihinin tam gerektiği noktasında çok önemli bir başarısını yaşattı. Şimdi elleri vicdana koymak lazım. Mesela Sergen Yalçın-Beşiktaş ayrılığı, Fatih Terim- Galatasaray ayrılığını başka bir yere koyuyorum. Çünkü onlar camialarının yaşayan efsaneleri. Abdullah Avcı olayındaysa daha başka bir şey var. Mesela Sergen Yalçın Beşiktaş yol ayrımında Sergen Yalçın neredeyse ya ben gideyim dedi. Hani, kendi isteriz. Ya tabii canım her maçtan sonra <laughs> ben yapamıyorum, ben edemiyorum deyince başkan bir yere kadar dedi. Fatih Terim artık. Galatasaray olayındaysa Fatih Terim'le yola çıkan Burak Elmas ve yönetiminin içinden bir kliğin tamamen taban tabana ters düşmesi sonucu. Yani sportif başarı yoktu belki ama sportif başarısızlık değildi sebebi. Bir arada yola çıkmış... ...birbirini destekleyen hani yoldaş iki unsurun, Burak Elmas ve Fatih Terim'in arasının açılması... Ya, ...ve o arayı açan vazgeçmiş. bir klik vardı. Şimdi bunu doğru okumak lazım. Abdullah Avcı olayındaysa, Abdullah Avcı'nın Trabzon kenti ve Trabzon spor merkezinde görülmemesi... ...yani diğer iki örnekte olduğu gibi bir Trabzon spor camiasının yaşayan efsanesi olmamasının sıkıntıları vardı. İşte ilk başarısızlık halinde Trabzon gibi büyük camialarda sadece... Trabzon için geçerli değil bu. Napoli'de de. Liverpool'da da böyle bu iş. böyle çatlak seslerin çıkacağı ve Abdullah Avcı'yı Abdullah Avcı ile veda sürecine doğru itek, itekleyecek bir konjonktür her zaman var Trabzon'da. ama Trabzon'da artık görüyoruz ki akil insanlar da var. Hem taraftarda hem yönetimde hem genel kurulda. Şimdi şu dakikada bence Trabzon'un şampiyonluk şansı bile var bu sezon. Hani insanlar bitmiş gibi konuşuyor yok, ama şimdi ona baktım ben puan cetveline. Yani ya başta yani, şey yok, şey yok o, ama tabii yani bak, Bu sezon için bırak. Hadi bu sezon diyelim ben de ikna oldum. Dedim ki yok Trabzon'un şampiyonluk şansı. Yok. Gene yani şu dakikada Beşiktaş'ın yaptığı gibi Önder Karaveli, Valerian İsmail gibi bir süreç mi yaşasın Trabzonspor? Ne kazandı Beşiktaş bundan? Hiçbir, hiçbir şey kazanmadı. Galatasaray Torrent'ten ne kazandı abi? Ne kazandı? Yani biraz gerçekçi olalım. Fenerbahçe İsmail Kartal'la sağlıklı bir şekilde sezon sonunu gördü. Üstelik sadece İsmail Kartal demeyeceğim. O da bir koalisyondu. İsmail Kartal Arda Güler koalisyonuydu. Doğru. O sezon sonu sağlıklı şekilde gösterdi. Tribünler doldu. E ne oldu? İsmail Hoca yani bence İsmail Hoca'nın da hatası var orada. Bu tek yani 68 yaşında e, Jesus'un yardımcısı gibi değil ama önemli bir e, Fenerbahçe neferi olarak bu sistemde konumlandırılabilmeliydi. Olabilir, Konumlandırılamadı. Şimdi Trabzon ya kolay değil Trabzon gibi bir camia için 5 gollü bir mağlubiyet. Hayır yani hiç kolay değil. Hele hele Alanya'yla aralarında onların küçük bir hukuk var. E, negatif anlamda. İşte şampiyonluk sezonunda geçen sezonki maç, bu sezon yani orada başka motifler de var. Yani kolay hazmedilecek bir şey değil. Ama Abdullah Avcı bu krediyi hak eden bir adam. Ya şu dakikada Abdullah öyle Avcı mi? gitti. Camianın bir önder karavelisi vardır belki o gelir. Yoktur. Önce hep Sadi Tekelioğlu geliyordu mesela yıllar önce. Böyle olurdu. Yani sağ iyi ki var Türk futbolunda da Trabzon futbolunda çok da, da. Sadi Hoca, çok önemli bir isim. İşte İsmail Kartal gibi e, İsmail Kartal da onun gibi her zaman Trabzonspor için racon kesebilmeli. Bak Sadi Tekelioğlu'ları önemli böyle referansların olmak zorunda kulüplerde. Birisi de hocam kesecek, birisi de birisinin şimdi Jesus, Jesus'la ilgili en büyük soru işareti ne? Bu adamın müdürü kim? Obradoviç'in müdürü yoktu. <laughs> hani ama Obradoviç, bu Obradovic'ti. E Jesus'la Jesus. E şimdi dört puan düştü. Bu adamın müdürü kim? Ne yapacak? Başkan, gel hocam benim evimde bir samimi bir yemek yiyelim. Belki de hiç takım konuşulmadan aralarındaki ilişkiyi güçlendirmeleri gerekiyor. Çünkü o Hani Elin Portekizli lafından sonra kamuoyunda da kaynatılan bir süreç var. Doğru. Ben Abdullah Avcı ile Trabzonspor'un devam etmesinden başka bir olasılık görmüyorum. Bu yönde adım atan tüm Trabzonlular Trabzonspor'un e, iyiliğini düşünen e, gerçek Trabzonsporlulardır. Ha bazen biter evlilikler biter, arkadaşlıklar biter, ortaklıklar biter. Profesyonel hayatta profesyonel ilişki biter. Yani değil mi? Hepimiz <laughs> neler yaşadık <laughs> ya Kartal'da yani, biz 30 yani. yıldır. Hani kaç tane yerden ayrıldık çıktık, ama daha bitmemiş yani. bir şey bu. Yapmayın etmeyin ya. Hani Abdullah Hoca gitti yerine hadi dünyanın en iyi teknik direktörünü evet, getirdin. Ne olacak, bir olacak yani? Bir şey olacak. Şimdi çok bir şansın var hali. sana dönmeden önce çok ufak bir bekleme yapmak istiyorum Serkan abinin söylediklerine. Ee, şu konuda çok önemli bir şey söyledi bence. İsmail Hoca Fenerbahçe'de konumlandırılamadı dedi. Fenerbahçe'de konumlandırılamadı. Konuş, konuşmayacağız ama bunun üzerinden ge ben genel bir şey söylemek istiyorum. Mesela dün ben basketbol çok seviyorum. Mümkün olduğu kadar da her bulduğum zaman izliyorum Hı -hı. zaten. Dün Panathinaikos-Fenerbahçe maçı evet. vardı. Çok da keyifli maçtı. Fenerbahçe uzatmaya götürdü, kazandı. Panathinaikos'un e, koçu Dejan Radonjic, Hı -hı. Avrupa'da önemli koçlardan evet. bir tanesi. Eski Kızıl Yıldız koçu. Asistan koçlarından birisi de Yorgos Vovoras. Vovoras iki kez Panathinaikos'ta e, head koç olarak, yani baş antrenör olarak görev almış bir isim. Ama şimdi Radonjic'in yardımcılığını yapıyor. Yani Hı -hı. şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim ülkede ben biraz teknik adam ya da antrenör olma ilişkisinin çok fazla kafaya takıldığını yani o ikinci adam olma profilini çok fazla teknik adamların kafaya taktığını çünkü bazen teknik adamların işte muhtemelen Serkan abi de çok denk denk gelmiştir. Sen de denk gelmişsindir Kartal abi. Şey vardır. Ben artık teknik adamım bundan sonra ikinci adam olmam gibi Çok var, evet. görüşleri vardır. Ama bu aslında sporun ve hayatın içerisinde olan bir şey ve ikinci adam lafı bizde türemiş bir laf ama ikinci adam değil. O yapının içerisinde bulunan önemli bir değer de olabilirsiniz diye düşünüyorum. Hani dünkü örnek üzerinden yani daha önce iki kez baş antrenör olmuş birisi şu anda yardımcı antrenör Panathinaikos'ta. Ki Panathinaikos Avrupa basketbolunun önemli kulüplerinden birisi. Her ne kadar son yıllarda başarısız olsalar da e, o yüzden hani İsmail Hoca da Fenerbahçe'de kalabilirdi. İsmail Hoca üzerinden de genel bir Türk futbolu adına ben örnek vermek istedim. Ben bunun biraz böyle fazla e, kişisel bir mesele haline dönüştürüldüğünü düşünüyorum. E, konunun biraz dışına çıktım yo, ama yo, böyle bir örnek çıktım, vermek çok istedim. Çok güzel bir örnek verdin. Hatta ben arttırıp çok somut Türk futbolunun en büyük kahramanlarından biri ve belki de kahramanı olan Fatih Terim'e örnek vereyim. Fatih Terim çok uzun süredir Türk futbolunda ve Galatasaray'da ayrıca ikisinde de konumlandırılamıyor <laughs> Hatta bunun bir tezahürü olarak Kartal ne dedi Yıldırım Demirören yönetimi Türkiye Futbol Direktörü çünkü hani Amili takım teknik direktörü diyemediler artık adam başka bir seviyede doğru yani direktör. yani aktif e, teknik adamlık kariyeri devam ederken adına iki tane yaşayan bir efsanenin iki tane stat var bu ülkede ya bir Adana'da bir İstanbul'da ya dünyada örneği yok bunun yok. E, ne dediler evet, Hocaya hoca şimdi Amili takım teknik direktörü Türkiye Futbol teknik Türkiye Futbol Direktörü diyelim dediler. Doğruydu ama Türkiye Futbol Direktörlüğü diye bir şey yapmadılar. Hocanın da Türkiye Futbol Direktörü oldu ama teknik olarak yaptı. Amiri takım teknik direktörlüğü oldu. E, Galatasaray hiçbir zaman konumlandıramadı. Hocanın da bunda e, cesur adımlar atamamasının etkisi var. Hoca mesela en son irade koyduğunda onu yapmaya haddi olan bir isim. Tabii ki Fatih Terim'den bahsediyoruz. Hani Fatih Terim dediğiniz isim sadece bir teknik adam değil, antrenmanlar yaptıran, sahaya takım süren bir adam değil galatasaray için bir kahraman bir galatasaray kahramanı bir efsane. Ne yaptı? Ee, bir önceki seçimde bir başkan adayıyla girdi seçime. Hani Burak Elmas dedi. Doğru. Yani yan yana omuz omuza. Ama ne oldu Burak Elmas Fatih Hocayı ekti ee, mi diyelim yarı yolda bıraktı diyelim. Yarı yolda yarı yolda bıraktı. Ama neden? Çünkü olay. Işıtan gün Fatih Terim konjonktürünü karşı karşıya getirince Burak Elmas tercihini Galatasaray camiası için hiçbir anlamı olmayan Işıtan günden yana kullandı. Nedense onlar o muhasebeler bir gün ortaya çıkar yani gerçekler bir gün mutlaka ortaya çıkar. Nedir sebebi bilmiyoruz. Ama Fatih Terim Galatasaray camiasında bir başkan, bir üst akıl işte hatta onursal başkanlık bile olabilir bu. Konumlandırılamıyor. Olabilir. Fatih Hoca da ama buna karşı bir yol veremiyor. Fatih Hoca da hani e, işte Galatasaray'da A A takımda işler yolunda gitmezken e, teknik direktör adayı A milli takımda işte Stefan Kuntz gibi başarılı olma ihtimali olmayan yabancılar varken de A milli takım teknik direktör adayı olarak konumlandı bizim futbol kültürümüzde, futbol evrenimizde. Fatih Hoca bundan daha fazlası abi. Fatih Hoca bunun çok çok daha fazlası. Federasyon başkanı da yaparsınız. Galatasaray başkanını da yaparsınız. İşte hocanın da bence sadece futbolda değil alması lazım basketbolla ilgili. voleybolla bağlarsınız yani her Galatasaray'da şey yapalım, her spor şey adamı var. Basketbol da tabii. Onun için diyorum hocanın da acaba bir karar alması lazım. Yani teknik adamla devam mı? O, o, o virajı dönemedi. Sen daha iyi tanıyorsun. Ee, devam Yok, mı yani yoksa kapatayım? Son i̇dari anlamda e, mı devam edeyim? Yani Fatih hocanın da öyle bir karar alması lazım artık.